Serenata kanalındasınız, hoş geldiniz. Bir önceki videomda Apollo TV'nin ikinci jenerasyon modelini konuşmuştuk. Onun yeni özelliklerinden bahsetmiştim. Aralarındaki farkları anlamak için Focusrite Scarlett Solo ve Apollo Solo, Apollo TV'nin ikinci jenerasyon arasındaki farkları benim kafamdaki soru işaretleri olan dip ses, vokal kayıt ve gitar kayıtlarında nasıl performans verdiğiyle alakalı bir test hazırlamak istedim. Hangi ses kartları, bu arada görsel olarak da göstereyim masamda. Birisi bu Focusrite Scarlett Solo'nun ilk jenerasyonu. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Diğeri de Apollo Solo'nun Thunderbolt modeli. Diğeri de şu an bağlı olan Apollo. Geçen hafta tanıttığım ikinci jenerasyon. Aralarındaki farkları hep beraber bakalım. O zaman testlere geçelim. Videoma hoş geldiniz. Tekrardan beraber biraz saçım başım dağıldı. Testler uzun sürdü. Şimdi size test sonuçlarını göstereceğim. İlk yaptığım testte dip ses testi. İkincisine vokaller, üçüncüsü gitarlarla alakalı bir test hazırladım. Üç ses kartına bağladım. Gain ayarlarında dip sesi ölçerken şöyle bir şey yaptım. Sıfır kazanç ayarıyla daha sonra %50'ye getirdim hep bütün ses kartlarını. Daha sonra da %100 yaptım. Size üçünü de dinleteceğim. A, B, C olarak siz göreceksiniz. Bakalım ne düşüneceksiniz ses kartları hakkında, hangisinin hangisi olduğunu dair düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu dinlediğiniz sıfır kazanç ayarıyla, gain ayarıyla yaptığım testiydi A için. Şimdi %50 için yapıyorum. Altta da bir spektrometre ekledim ki oranınızı da görsel olarak takip edin. Çünkü duyumda biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi %100 gain ayarında dinleyelim. Şimdi %50 kazançla B ses kartının dip sesini dinliyoruz. Şimdi %100 kazançla B ses kartının sesini dinliyoruz. Evet, şimdi C ses kartına geçiyoruz. Sıfır kazançla. %50. %100. Bu sesler çok kısık olduğu için hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Ben de bunun için şimdi gain ayarlarını program üzerinden yükselteceğim. Şimdi A ses kartını %100 olarak dinleyelim. B ses kartını %100 olarak dinleyelim. Ve C ses kartı. A, B, C. Şimdi gelelim gitar kayıtlarına. Yine A, B, C olarak dinleteceğim. Şimdi B kayıtını dinliyoruz. Şimdi C kaydını dinleyelim.
Evet, C kayıt da bu şekildeydi. Şimdi hemen geçelim vokal kayıtlarına. Vokal kayıtlarında da bize Tarkan eşlik etti. Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim ya. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım ya. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım ya. Hemen geçelim B ses kartına. Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim ya. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım ya. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım ya. Hemen son ses kartına, C ses kartına geçelim. Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim ya. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım ya. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım ya. Evet, 3 ses kartını da dinledik. Burada A, B, C olarak kodladım. Şimdi geçelim sonuçlara. Şimdi A ses kartını açıklıyorum. B ses kartını açıklıyorum. C ses kartı da Apollo Twin ikinci jenerasyon modeli. Şimdi ben kendi yorumlarımı söyleyeyim. Duyum anlamında daha temiz bir ses aldığımı söylediğim ses kart iki tanesi. İlki Apollo Twin ikinci jenerasyon, ikincisi Scarlett Solo oldu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi test sonuçlarında şuna şaşırdım öncelikle. Şimdi Foxtrot Scarlett Solo daha böyle başlangıç modeli gibi bir ses kartı. Yani biraz daha ekonomik bir ses kartı. Fakat çok iyi bir ses kartı olduğunu hep söylüyorlardı. Ben zaten yorumlara güvenerek almıştım. Burada bunun dip sesi beni şaşırttı. Apollo Twin'in dip sesinden sonra bu dip seste en düşük seviyeyi veren ses kartı bu oldu. Temiz bir ses kartı demiştim daha önceki kayıtlarında da. Apollo Solo ise biraz beni şaşırttı. Özellikle %50 kazançtan sonra arttırdıkça dip ses olayı biraz arttı. Acaba dedim kayıtları ben yanlış mı yapıyorum? Benle mi alakalı bir problem var? Denedim, defalarca testi de tekrarladım ama sonuç aynı. Ama Apollo Twin X bariz bir şekilde öne çıkıyor. Hoşuma gitti, çok temiz bir ses veriyor. Apollo Twin X ikinci jenerasyonda gerçekten bir fark olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ultra düşük ses kayıtı olduğundan bahsetmişlerdi. Bunu ben kulağımla dinleyerek test etmiş oldum. Focusrite Scarlett Solo hala çok güzel bir ses kartı. Size şunu söyleyebilirim son kez toparlayacak olursam. Duyum anlamında böyle normal gündelik bir kullanıcı bunların arasındaki farkı kesinlikle fark edemez tabii ki de. 3 ses kartı da çok temiz ses kartı. Bunları kesinlikle tavsiye ederim üçünü. Apollo Solo'nun Scarlett Solo'dan dip sesi biraz fazla çıkarma bir soru işareti doğurmasın. Buna çok fazla takılmayın yani. Ama Apollo Solo'dan Twin'e gerçekten fark olmuş. Duyum anlamında da ben bunu fark ettim. Detayları daha iyi duyabiliyorum. Videomuzu burada bitirelim. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostlarım var benim. Kötü günde tek tek kaybolan. Sevgilim var benim. Aşkına giden yollar kar boran. Akrabam var benim. Dar günde akrep gibi sokan. Yalnız değilim. Arkam nasıl da sağlamdır her zaman. Sözlerim var benim. Fazlasıyla argoya kaçan. Gözlerim var benim. Gördükleri tek gerçek yalan. Düşlerim var benim. Dolapta tozlu rafta duran. Gerçekleşecek fırsat verirse akrep ve yel kovan. Şimdi yerlere düştük ya, bize akıl veren çok. El alemin lafı sözü hiç bitmez, ihtiyacım yok. Yanlış yerde dön.